Romatizmal hastalıkların diyetleri tabii çeşitli faktörlere göre değişebilmekte. Biz genel olarak romatizmal hastalıklarda bir kere kilo dikkat edilmesini isteriz. Fazla kiloyu daha doğrusu istemeyiz. Çünkü eklemlere birer yük getirir. Aynı zamanda metabolik durumları da bozar. Bazı özel ilaçlar kullanıyorsak, kortikosteroidler gibi, onlar da özellikle tuz ve şeker kısıtlaması önemlidir. Onun dışında gut hastalığı gibi bir hastalık varsa yüksek proteinli yiyeceklerden kaçınmalarını özellikle öneririz. Bunların dışında bir de gluten olayı var. Gluten hayatımızda birçok besinde olan ve otoimmüniteyi arttırdığı bilinen bir besin grubu olmasına rağmen romatolojik hastalıklarda hani bir kesin bir öneri olarak henüz bunu tam söyleyemeyiz. Yani evet, glutenin azaltılması kesinlikle önerilebilir bir şey ama hastaların hani gluteni sıfırlamak adına bunu günlük hayatlarında bir stres haline getirmesini de çok istemiyoruz. Özetle gluteni azaltmak, evet, romatolojik hastalıklarda istediğimiz bir şeydir.